1999'dan bu yana aslında İmralı Adası'nda ciddi bir tecrit durumu söz konusu. Ancak 2011'den bu yana değişen şeyler, yani hükümetin, iktidarın değişen politikalarından kaynaklı 2011 senesinden bu yana aslında Sayın Abdullah Öcalan üzerinde çok ciddi bir tecrit durumu söz konusu. Ve 2011'den bu yana işte 2018, 2019 tabii 13 ile 2014'te 15 süreci, 13-15 sürecini ayrı değerlendirmek gerekiyor. O ayrı bir prosedür olarak değerlendirmek lazım. Ancak o süreçte bile yine avukatlarının gidişine kısıtlamalar ve engellemeler söz konusuydu. Avukatların görüşleri yapılmıyordu. Ancak sonrasında özellikle 2015'ten sonra çok ciddi bir şekilde bir iletişimsizlik hali söz konusu olmaya başladı ve 2018-19 sürecinde bilindiği gibi 3000 kişinin başlattığı bir açlık grevi, 30 kişinin bir ölüm orucu süreci olmuştu. Ciddi bir toplumsal direniş ile Adalet Bakanlığı, işte AKP hükümeti 5 kere avukatların İmralı Adası'na gitmesine izin verdi. Ancak 2019 Ağustos'tan bu yana tekrardan avukat gidişlerini engellemeye başladı. Yani bunu, bu tecrit durumunu hukuk literatürü içerisinde ne evrensel ne de ulusal hukuk literatürü içerisinde değerlendirebileceğimiz bir hukuki mekanizma söz konusu değil. Maalesef tamamıyla hukuk dışı bir uygulama, kişiye özel bir hukuk uygulamasıyla karşı karşıyayız. Yani hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Sonrasında bilindiği gibi işte 2021 yılında pandemi sürecinden kaynaklı en son Mart ayında bir 4 dakikalık bir telefon görüşmesi. Orada da Sayın Öcalan şuna çok özellikle yani dikkat çekmişti. Kardeşinin verdiği bilgiler üzerine biliyoruz. Ne dedi? Bu uygulama korsan bir uygulama. Bu uygulama hukuka aykırı bir uygulama. Devlet yanlış yapıyor. Benim avukatlarımla görüşme gibi bir talebim var. Yani orada bir talep dile getirildi. Bu anlamda da yani devletin işte bazı spekülatif haberleri vardı. İşte nedir? Sayın Öcalan avukatlarla görüşmek istemiyor gibi bazı spekülatif bilgiler paylaşıyorlardı. Oradan da bir kere daha anlaşıldı ki tamamıyla işte devletin, iktidarın kendi uygulamalarından kaynaklı bir tecrit durumu söz konusu. Tabii sonrasında işte 20 aylık bir süreç geçti ve bu 20 aylık süreç içerisinde baktığımızda çok ciddi bir iletişimsizlik hali söz konusu olmaya başladı ve hiçbir şekilde hiçbir talebe başvuruya dönüş yapmama, yani hiçbir başvuruya Adalet Bakanlığı'nın ya da işte diyelim ki Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ya da infaz hakimliğinin hiçbir şekilde bir dönüş yapmama durumu söz konusu olmaya başladı. Tabii bunlar hukuk literatürü içerisinde, işte evrensel ilkeler içerisinde değerlendirebileceğimiz mekanizmalar değil ya da pratikler değil. Elbette ki İmralı Ada Hapishanesi'nde devletin fiili uygulamaları söz konusuydu. Yani bir devlet politikası olarak orada fiili uygulamalar geliştirmişti. İşte koster bozuk, hava muhalefetinden kaynaklı helikopter kalkamıyor vesaire. Buna benzer birçok bahane dile getirebiliyordu. Ancak son süreçte yani 2015 yılından bugüne de OHAL koşullarında farklı farklı uygulamalar getirdiler. KHK'lerle kanunlarda değişiklikler yaptılar ve bazı kendileri bazı uygulamaları kanunda işletmeye başladılar. Yani kanunla işlediler. Ancak baktığımızda hala avukat görüşmelerinin önünde hukuki bir engel söz konusu değil. Yani hatırlanır dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ne dedi? İşte bundan sonra İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Öcalan'la avukat görüşlerinin yapılması yönünde hiçbir hukuki engel yoktur diye bir açıklama yaptı. Şimdi zaten yoktu. Yani hani onun açıklamasından yola çıkarak yoktur demiyoruz. Zaten yoktu. Onlar da bunu kabul ettiler bir şekilde. Şimdi uzun bir süre hiçbir cevap vermediler avukatların başvurularına ya da ailenin başvurusuna. Sonra ne dediler? Bizim buna bir kılıf uydurmamız lazım. İşte SİPİT'i ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gidildiğinde bir kılıfının olması gerekiyor dediler ve şimdi disiplin cezaları diyorlar. Şimdi disiplin cezası da yine ceza infaz kanunu ve CMK'da net bir şekilde belirtilmiş. Yani bir kişinin disiplin cezası alması durumunda dahi avukat görüşü engellenemez. Bu kanunla sabit bir durum. Yani Sayın Öcalan'ın disiplin cezaları avukat görüşünün yapılmasını önde engel değil. Yani velev ki böyle cezalar varsa. Niye velev ki diyoruz? Şimdi bu disiplin dosyaları da maalesef avukatlarla paylaşılmıyor. Süreler geçiyor ya da diyelim ki işte kendileri
açıklama yapıyor. Bir disiplin cezasından kaynaklı işte görüş yaptırılmıyor diye. Şimdi bunu tekrardan belirtmek isterim. Bunlar da yani disiplin cezası olsa dahi avukat görüşünün önünde engel değil. Bu altını çizmek gerekiyor. Avukat yasağı şu anda mesela nasıl uygulanabilir? Yani eğer hani hukuka aykırı diyoruz. Hukukta şu anda avukat görüş yasağının yani CMK'da nasıl uygulanacağı açık açık yazılmış. Diyor ki kişinin avukatıyla yaptığı görüşme örgütsel mahiyette olduğu tespit edilirse bu tutanağa bağlanır, infaz hakimliğine bildirilir. O avukatın yani kişinin değil, mahkumun değil, o avukatın bir daha onunla görüşmesi engellenebilir belli süreyle. Şimdi bu anlamda bir karar da söz konusu değil. Hangi avukatın hangi örgütsel irtibatı sağladığına dair Sayın Öcalan'la herhangi bir tespit, herhangi bir tutanak, herhangi bir mahkeme kararı söz konusu değil. Şimdi sen bunu alıyorsun, diyorsun ki işte bir disiplin cezası var. Bu disiplin cezası bütün avukatlara uyguluyorsun. Böyle bir şey de yok, böyle bir uygulama, böyle bir hukuki altyapı da söz konusu değil. Buradan da yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu kararlar tamamıyla iktidarın dönemsel politikalarıyla alakalı kararlardır. Hukuki kararlar değil. Şimdi CPT Sayın Öcalan'ın adaya getirildiğinden bu yana aslında bu konseptin bir parçası. Yani CPT'nin aslında bu tecrit durumundaki rolü önemli. Yani çünkü gözlemci sıfatıyla periyotlarla, belli periyotlarla adada yaşananları ve durumları tespit eden, işte raporlar yayınlayan, Türkiye'ye tavsiyelerde bulunan, Türkiye'nin buna dönük iyileştirmeler yapması gereken bir kurum mahiyetinde. Ancak baktığımızda bugüne kadar CPT'nin hem yayınladığı raporların gereğini ya da Türkiye'ye bulunduğu tavsiyelerin gereğini yapma noktasında ciddi sorunlar var. Hem de süreci takip ederken harekete geçme noktasında çok ciddi sorunlar var. Yani bu son gelişte de aynı sorunlar devam ediyor. Yani çünkü ciddi yani şöyle bir de şey söyleyebiliriz. CPT gerçekten bu meseleye olması gerektiği gibi kendi varlık amacına uygun bir şekilde yaklaşmıyor. O da yine Türkiye Devleti'nin ve ulusal yani uluslararası devletlerin şeyi ihtiyaçlarına göre, politikalarına göre hareket ediyor. Bu anlamda da CPT'nin gelişi tamamıyla şöyle bir süreç, Türkiye'de işte mültecilerin geri gönderme merkezlerine dair bir gözlem yapma ya da inceleme amacıyla gelip adaya da gitme durumu söz konusu olmuş. Tabii bu olağanüstü bir koşul, yani bir durum. Normal bir geliş değil, rutin bir geliş değil. Şimdi bizde iki şüphe söz konusu. Bir, neden olağanüstü gitme ihtiyacı hissettin? İki, neden orada görüşme yapılmadı? Ve bu görüşmenin yapılıp yapılmadığına dair de herhangi bir diyelim ki yapılmadığına dair iddialara yalanlama ya da diyelim ki farklı bir durum gelişmedi. Demek ki burada bizim şu anda kabul ettiğimiz karine o görüşme yapılmadığına dair o anlam duyumların gerçek olduğuna dair bizdeki kanı bu. Bu da bizde yine bir soru işareti uyandırıyor. Orada neler oluyor bilmiyoruz. Bunun aydınlatılması gerekiyor. Ya Adalet Bakanlığı aydınlatacak kamuoyunu ya da CPT çıkacak bu konuda bir bilgi verecek, bir bilgi paylaşacak, raporunu yayınlayacak. O görüşmenin neden yapılmadığını, sağlık koşullarından kaynaklı mı, bir Sayın Öcalan'ın bu sürece ilişkin tepkisinden kaynaklı mı, neyden kaynaklı olduğunu açıklaması gerekiyor. Ya da gerçekten CPT oraya gitti de ya gitmedi de gittim mi diyor. Bunları bilmek gerekiyor. Bunu da en doğru şekilde bilgiyi verecek olan ya Adalet Bakanlığı'dır ya da CPT yetkilileridir, gelen yetkililerdir. Bu anlamda ciddi şeyler var, sorunlar var. Yani kurumun kendi yapması gerekenleri yapmamasına dönük ciddiyetsiz bir tutumun söz konusu. Bilindiği gibi 775 avukat 10 Haziran'da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına görüşmenin yapılması ve bu avukat görüş yasağı önündeki yani görüşmelerin yaptırılmaması önündeki bu engellerin kaldırılması gerektiği yani bu hukuksuz uygulamaya son verilmesi gerektiğine dair bir başvuru yapıldı. Bu sadece ÖHD üyeleri değil, bu anlamda kendinde mesleki sorumluluk hisseden bütün avukatların, çevrelerin aslında yapmış olduğu bir başvuruydu. Evet, ÖHD başlatmıştı bu süreci ancak birçok kesimden destek alındı ve bu anlamda bir başvuru yapılmıştı. Şimdi biz maalesef ki 10 Haziran'dan bu yana
yana herhangi bir şekilde Adalet Bakanlığı'ndan ya da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir dönüş alamadık. Yani red ya da kabul noktasına ya da neden reddettiğine dair herhangi bir gerekçe, herhangi bir durum söz konusu değil. Maalesef ki 2015 yılından bu yana devlet mekanizmalarının çöküşünün göstergesidir. Yani bu devletin teamüllerine aykırı bir meseledir. Yani yapılan bir idari başvuru ya da hukuki bir başvurunun cevapsız kalması devletin kendi iç dinamiklerine, devlet yapısının kendi organlarına aykırı bir durum ve ciddiyetsizlik, fiili bir durum yaratıldı. Şimdi biz de bu anlamda bu fiili durumun aşılması için mücadele yürütüyoruz. Yani Türkiye'de bir hukuk, Türkiye bir hukuk devleti, anayasanın çizdiği bir çerçeve var. Bu çerçeve içerisinde Adalet Bakanlığı'nın hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunun için bir mücadele veriyoruz. Yani hukukun üstünlüğü ilkesinin tesisi gerekiyor. Bu anlamda biz de kurumsal olarak bu mücadeleyi veriyoruz ve bunun gerekleri nelerdir? Yani yol yöntemleri arayışlarındayız ve bunlardan biri de biz bağlı bulunduğumuz barolarda mesleki faaliyetimiz engelleniyor. Bir hukuksuzluk söz konusu. Barolarında bu anlamda kendi üyelerine, kendi meslektaşlarına sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz ve başvurularımızın temel aslında şeyi bu. Yani evet bir tecrit durumu söz konusu. Orada avukat görüş yasağı hukuka aykırı bir şekilde uygulanıyor. Bunun defalarca işte açıklamalar, başvurularla dile getirdik. Ancak herhangi bir sonuç alamadık. Barolar bugün bu sürece müdahil olmalı ve üyelerine, mesleklerine sahip çıkmaları gerekiyor. Zaten baroların varlık amacı bu. Barolar meslek, yani hukukun üstünlüğü ilkesinin tesisi için güvence olması gereken kurumlardır. Eğer bugün de buna sahip çıkmazlarsa açıkçası baroların kendi faaliyet alanlarına, kendi rol ve misyonlarına aykırı davranışları ortaya çıkmış olur. Biz de bu beklenti ve bu umutla aslında barolara başvuru sürecini başlattık. İstiyoruz ki barolar hem kendi nezdinde bu meseleyi tartışsınlar ve bu hukuksuzluğa bir tepki ortaya koysunlar. Hem Barolar Birliği'nde bu meselelerin gündeme getirip Barolar Birliği'nin bu sürece aktif müdahil olması gerekiyor. Bu anlamda baroların bir şey yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda da yine birlikte Adalet Bakanlığı üzerinde neden bu hukuksuz süreç devam ettiriliyor, neden bitirilmiyor? Bu konuda da Adalet Bakanlığı'na da görüşme yapmaları ya da bu süreci Adalet Bakanlığı nezdinde bir şekilde sonlandırmaları için bir beklenti içerisindeyiz. Bu beklentiyle başvuru yaptık. Umarız ki bu süreç sonunda Adalet Bakanlığı yine olumlu ya da olumsuz bir şekilde bu süreci aydınlatan bir cevap verir. Yani bugüne kadar İzmir, İstanbul, Ankara, Mersin, Urfa, Diyarbakır, işte Mardin, Batman, Şırnak, Van ve Hakkari barolarına başvurular yapıldı. Bu anlamda bir beklenti içerisindeyiz. Hala bize dönüş yapan bir baro yok. Bu anlamda süreci değerlendiren, nasıl bir değerlendirme yaptığına dair bize dönüş yapan bir baro yok. Ama umuyoruz ki önümüzdeki hafta içerisinde ya da ilerleyen günler içerisinde barolar nasıl bir yol haritası izleyecekler, nasıl bir süreç izleyecekler bizi de aydınlatırlar. Biz tecridi bugün hukukçu olarak, hukukçu kimliğimiz ve bir hukuk kurumu olarak biz hukuksal mekanizmalar içerisinde yapılması gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ve bu anlamda da yani zaman zaman aslında çevre çeperden de bu anlamda bu hukuksuzluğun son bulması gerektiğini inanan meslektaşlarımızdan da, hukukçulardan da destek alıyoruz. Bu bizi aslında mücadeleyi verirken, bu süreci yürütürken umutlandırıyor. Yani daha fazla kesime ulaşabilme, herkesin bir şekilde artık bu hukuksuzluğun son bulması. Çünkü şunu belirtmekte fayda görüyorum. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit ve bu hukuksuzluk sadece Sayın Öcalan'ı bağlayan bir durum değil, sadece Kürtleri bağlayan bir durumla değil. Yani şöyle bir örnek de aslında açıklamak isterim. 2014'te AHİM Sayın Öcalan'ın şahsında, yani dosyasına ilişkin şöyle bir karar verdi. Dedi ki bir kişiyi ömür boyu hapsedemezsiniz. Yani Umut Hakkı diye bugün kamuoyunda bilinen kararı verdi. Ancak kamuoyunda hiçbir şekilde bu karşılık bulmadı. Yani hukukçular sahip çıkmadı. Yani Kürt hukukçular dışında hukukçular sahip çıkmadılar. Bunu bir Kürt problemi olarak lanse ettiler. Ancak öyle değil. Ne oldu sonra da? İşte Türkiye Devleti AHİM büyük daire kararlarını, AHİM kararlarını uygulamamaya başladı. Yani Sayın Öcalan şahsında başlayan bir süreç toplumun diğer kesimlerine de, diğer alanlarına da yayılmaya başladı. O yüzden bu mesele sadece Sayın Öcalan şahsında ele alınacak bir mesele değil. Bu Türkiye'nin
hukuksuzluğunu, yani hukuk ilkesi, Türkiye'de hukuk ilkesinin ayaklar altına alındığını, hukukun üstünlüğü ilkesinin kalmadığını, kişi güvenliğinin olmadığını gösteren bir süreç. Bu anlamda bütün hukukçulardan, yani Türkiye'de Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna inanan her kesimden bizim beklentimiz var. Herkesin bu anlamda bir şekilde bu hukuksuzlukların son bulmasına dair kendi cephelerinden bir şekilde sürece müdahil olması gerekiyor ve ses çıkartması gerekiyor. Böyle bir beklentimiz var. Bunu zaman zaman ortak toplantılarda da tartışıyoruz, dile getiriyoruz, çağrılarımız oluyor. Evet, çok güçlü olmasa da bu çağrılarımıza zaman zaman destek buluyoruz. Ama yine de bunu sizin aracılığınızla tekrar yenilemek istiyorum. Bütün demokratik kamuoyunun ve Türkiye'nin bir demokrasi ve hukuk ülkesi olduğuna inanan herkesin bir şekilde bu sürece müdahil olması gerekiyor ve bu mücadeleyi desteklemesi gerekiyor.